bu vade koyarak hayatını sürdürecek. Bunlar çok zor işler. Evet. Peki şimdi geçtiğimiz günlerde ekonomist Mahfi Eğilmez'de Türkiye'de bütün enflasyon çeşitlerinin görüldüğünü söyledi. Hatta daha öncesindeki bir yazısı da vardı bu konuyla ilgili. Aslında yazı eskiydi de Evet, şimdi gündeme geldi. kavramlar yeni gündeme geldi. Sosyal medyada da çok konuşuldu aslında. İşte skimflasyon, işte şrinkflasyon, gridflasyon. Yani tanımlamalar var, kavramlar var. Bir de artık öyle bir seviyeye geldik ki hiç ekonomiyle normalde uzaktan yakından ilgisi olmayan insanlar bile artık Merkez Bankası'nın faiz kararını bekler oldu. İşte altın ne kadar olacak, dolar kuru ne olacak, benzine zam geldi mi mecburen düşünmek zorunda kaldı aslında. Şimdi bu kavramlar da hayatımıza girince acaba ne oluyor dedik bir. Şimdi bu kavramlara ilişkin sizden basit bir anlatım rica etsem, ne demek bu kavramlar? Biz Çok basit. Türkiye'de enflasyon her çeşidini görüyoruz ama tam olarak ne ifade ediyor bunlar? Şimdi söyleyeceğim. Ben çok basit anlatacağım ve herkes anlayacak. Skimflasyon dediğimiz şey malın kalitesini bozmak. Yani saf tereyağı almıyorsun da içine işte patates, margarin bir şey karıştırıyorsun. Böylelikle maliyeti düşürüyorsun. Ürünün ücreti aynı kalıyor, zam yapmıyorsun ama üretici maliyeti düşürdüğü için oradan para kazanmış oluyor. Örtülü bir enflasyon. Yani sen daha az kaliteli bir malı aynı paraya almış oluyorsun. Şrinkflasyonda da miktar azaltıyorsun. Bisküvi alıyorsun. İçinde 10 tane vardı önceden. Şimdi 8 tane var. Bunlar da Gramajların düştüğünü şrinkflasyon. biliyoruz aslında biz. Hani bu çok İşte bunlar da karşılaştığımız bir şrinkflasyon. şey. Bunlar da şrinkflasyon. Bir de hoca gridflasyon diye bir şey de açıkladı sonrasında. O da ahlaki bozulma. Birazcık isteyen istediği fiyatı koyması gibi bir şey. Yani aslında kavramları yaşıyoruz. Bunlar teknik isimleri. Türkiye'de uzun süredir bunlar yaşanıyor. Enflasyonun yarattığı en büyük problem ahlaki bozulma. Ahlaki bozulma da nedir? İsteyen istediği şeyi yapıyor, gramajları düşürüyor, kaliteyi bozuyor. Yani ne, o fiyatı artırıyor, nasıl olsa bundan sonra da artacak diyor. Ekstradan önden yüklemeli fiyatlar artıyor. Asgari ücret cebe geçmeden, çalışan beyaz yakanın maaşı cebine geçmeden ücret zamları, işte emekli maaşı cebe geçmeden önden etiketler artırılıyor. Zam geliyor, bir daha artırılıyor falan. Öyle bir kısır döngü içerisindeyiz. Farkındaysanız fiyat algısı bozuldu. Yani bir şey almak istediğinizde size bir fiyat söyleniyor. Ya bu pahalı mı, ucuz mu onu algılayamıyorsunuz artık. Artık Öyle bir evet. noktadayız. Yani şimdi itiraz etseniz ya arkadaş diyor personel giderim arttı, kira giderim arttı, işte vergim arttı, şu arttı, bu arttı. Herkes birbirini haklı bulmaya başladı ama birbirini haklı bulan kitlelerin hepsi mağdur durumda. İlginç bir ya tablo Yani hem içerisindeyiz yani haklı gerçekten. buluyorlar aslında hem de bir yandan da kendileri mağdur olduklarını düşünüyorlar. Bu kiracılarla Aynen, ev aynen. sahiplerinin yaşadığı diyalog da çok benziyor aslında Hayır, baktığımızda. esnafa kızıyorsun sonra diyorsun ki ya adam kira diyor işte personel çalıştırıyor ne yapsın falan diyorsun. Sonra kendi cebine bakıyorsun lan ben de çalışıyorum vergi ödüyorum zamlara maruz kalıyorum. Yani burada haksız yok mağdur çok. Yani Evet. böyle diyebiliriz aslında tanımlayabiliriz. Tam olarak O aslında yüzden çok güzel tanımladı bu cümleniz. Haksız yok, mağdur çok diyerek. hakikaten öyle ama Türkiye'nin durumu şu anda. Bakın Mehmet Şimşek geldiğinden beri maliye politikalarıyla alakalı adımlar atmak istediğini söylüyor. Ve adımlar da attı. Ama bu adımlar ne yaptı? KDV'yi arttırdı. ÖTV'yi arttırdı.